Bizim bu bölümünde Seçkin Arakan Bey konuşacaklar. Seçkin Bey, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı, kendisi aynı zamanda arabulucu. Bu kurumu dünya ölçeğinde bilen bir uzman. Kendisinden çok yararlanıyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Beni bir yük altına soktunuz. Yani ben kendimi uzman olarak nitelemiyorum. Teşekkür ederim gene de. Ama şunu söyleyebilirim. Biraz size genel sohbet içeriğinde bir konuşma yapacağım gibi anlaşılıyor. Çünkü Hakan Bey bize bir şey bırakmadı. İlk sıra onda olduğunda böyle olacağını tahmin etmiştim ama sözü kapatırken bile biliyorsunuz 3 konu daha ekledi. Şaka bir yana Arabuluculuk Daire Başkanı'nın Hakan Öztatar olması bu müessese için bir şans. Ben bunu her yerde söylüyorum. Biz hakim meslektaşlarımızı pek övmeyiz, öyle bir geleneğimiz yok ama Hakan Bey için bu övmeme geleneğimize istisna yapıyorum. Gerçekten canla başla, Hakan Bey siz de alınmayın, canla başla çalışıyor, gayret ediyor. Ben kendisini takip edemiyorum. Türkiye'nin her tarafında bir köşede, güneyde, kuzeyde, doğuda, batıda dolaşıyor. Arabuluculuk aslında dünyada özellikle Anglo-Sakson hukuk sisteminin olduğu ülkelerde, yani başlıca Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de çok uzun zamandır uygulanan bir sistem. Bizim hatta hukuk kurultayında bir oturumumuz arabuluculuktu. Orada çağırdığımız konuşmacılardan İngiliz meslektaşımız Hakan Bey de hatta bir konuda onu referans gösterdi. 1991 yılında arabulucu olduğunu söyledi. Ve o tarihten bu tarihe yanılmıyorsam 5000 civarında olayda arabuluculuk yaptığını söyledi. Yani bu Türkiye boyutlarında tabii inanılır gibi bir rakam değil. Yani işte Hakan Bey'in söylediği bir yılda bütün Türkiye'de 2000 arabuluculuk olmuş. Bu meslektaşımız 5000 dosyada kendisi arabuluculuk yapmış. Yani bizim olduğumuz nokta ile onların olduğu nokta anlamında. Fakat tabii artık bizim oraya gelmemiz 50 yıl sürecek anlamına gelmiyor bu. Artık mesafeler kısaldığı gibi süreçler de kısaldı geldiğimiz çağda. Çünkü iletişim çok daha kolay hale geldi. Ve bizim bir avantajımız orada yaşananları önceden görüp gerekirse önlem alma imkanımızın olması. Bizim de bunu yapmaya çalışmamız gerekir. Arabuluculuk kanunu ile ilgili tabii bir takım eleştirilerimiz var. Herkesin var. Beğenen var, beğenmeyen var. Ben beğenmiyorum mesela. Yani Avusturya örneğinden çıkılmasını ben baştan beri uygun bulmamıştım. Ama tabii kanunla düzenlenmiş ve Türkiye ve bizim kültürümüzün işte karşılaşılabilecek eleştirileri düşündüğümüzde hani olabildiğince biz çünkü böyle çok belli olmayan şeyleri sevmiyoruz. Çok takdir hakkını sevmiyoruz. Çünkü çok kötüye kullanılma örneğini yaşamışız. Bunları gördüğümüz için olabildiğince böyle her tarafı bir güzel sarılmış olsun istiyoruz düzenlemelerin. Hep çünkü kafamızda bir endişe var. Bir yer açık kalırsa o açıktan birileri yararlanır. Kötü niyetle yararlanır endişesi var. O yüzden bu şartları düşündüğümüzde işte Avusturya kanunu biraz daha disiplinli bir kanun olarak tercih edilebilir. Ama bizim bu geldiğimiz noktadan sonra o aşamayı geride bıraktık. Bildiğiniz gibi kaç tane arabulucu var sorabilir miyim veya arabulucu olmayan var mı salonda? Daha çok var. Daha çok olmayan var. Ha güzel. Daha çok arabulucu. Evet. Peki avukat olanları da sorabilir miyim? Bu kanun sürecinde işte arabulucu herkes mi olabilsin? Yani bütün üniversite mezunları mı olabilsin? Yoksa sadece hukuk fakültesi mezunları mı olabilsin? Hatta benim tercihim sadece avukatlar mı olabilsin? Bu uzun uzun tartışıldı. Bunu birçok ortamda söyledim. Hakikaten arabuluculuk kanunu, kanunun boyutuna, işte kaç madde olduğuna vesaire bakarsanız inanılmaz uzun süre tartışılmış bir kanun. Yani kaç yıl sürdü? 4-5 yıla yakın bir süre.
birçok ortamda tartışıldı, ciddi muhalefete maruz kaldı, bizim baro seçimlerine konu oldu. Hiç ben başka bir kanunun, en temel kanunların bile, yani ticaret kanunumuz değişti, medeni kanunumuz değişti, bu kadar ciddi kamuoyunda tartışıldığını, biz avukatlar arasında tartışıldığını tanık olmadım. İlginç bir şekilde bu kanun hakikaten çok uzun süre polemik konusu oldu. Ama geldiğimiz noktada hukuk fakültesi mezunu olmak, arabulucu olmak için ön şart veya zorunlu şart. Hukuk fakültesi mezunlarının içinde de tabii meslek nitelik itibariyle çok büyük oranda avukatlar arabuluculuk yapabilecek. Tabii bu şimdi burada çoğunluğumuz avukat olduğumuz için şu tehlikeye dikkat çekmek gerekir. Bu avukatlar için bana göre biz meslek alanımızın daraldığını söylüyoruz. Gerçekten avukatlık mesleği ciddi sıkıntı içinde, ciddi ekonomik sıkıntı içinde ve sürekli alanımız daralıyor. Bu tabii avukatların veya avukatlık mesleğinin sorunu değil aslında. Avukatlık mesleği, gene bizim hukuk kurultayından bir konuşmacıya atıf yapayım. Romanya'dan gelen bir konuşmacımız dedi ki, bir ülkede avukatlık mesleği ne kadar güçlüyse demokrasinin işleyişi o kadar iyidir dedi. Bunu genel olarak gözlemleyin, bunun doğru olduğunu göreceksiniz dedi. Gerçekten bakın, demokrasinin iyi işlediği, görece bizden daha iyi işlediği veya yani dünyada daha işlediği, iyi işlediği kabul edilen ülkelere, o ülkelerde avukatlık mesleği güçlüdür. Çünkü avukatlık mesleği aslında demokrasinin, devletin işleyişinin denetimini yapar. O meslek grubu. Şimdi şu Türkiye'de de bakın, avukatlık her türlü saldırı altında, sulandırılmış durumda. Yani her köşede bir hukuk fakültesi açılıyor. Binlerce mezun geliyor. Hiçbir şey... Köşeye adliye açılıyor. Her köşeye adliye açılıyor. Tabii, doğru. Derdi yani. Adliye konusuna değineceğim zaten. O buranın ilgisi yok ama gene de bir şey demesek olmaz bu adliye rezaletine. Ama onu sona saklamıştım. Evet. Avukatlığa girmekte hiçbir, yani her mesleğe giriş sınavla ama avukatlığa girmek son derece kolay. İşte stajı yapıyorsunuz. Stajı da ne kadar sıkı tutarsanız tutun, bizim elimizde stajı tamamlatmama veya stajda yeterli değildir bu arkadaş demek gibi bir hakkı da yok baroların. Dolayısıyla otomatik olarak o bir yılı tamamlayıp veya işte biraz uzatmayla tamamlayıp avukat oluyorsunuz. Şimdi bu şartlar altında avukatlığın alanının genişletilmesi ve avukatların, avukatlık mesleğinin etkinliğinin artırılması lazım. Ben arabuluculuğa bu anlamda da bakıyorum. Arabuluculuk şu şartlarda, söylediğim gibi orada çok uzun bir parantez açtım, onu kapatayım. Kanunun mevcut halinde arabuluculuk yapma hakkına sahip olanların %90 kaçı bilmiyorum, 99'u neredeyse avukat meslektaşlarımız. Bu çok önemli bir imkan. Ama bu imkanın diğer tarafı da bu ciddi de bir sorumluluk getiriyor avukatlara ve avukatlık mesleğine. Bizim arabuluculuğu, şimdi başka bir parantez açayım. Avukatlık, arabuluculukta başarı tabii yüzdeyle ölçülmemesi gerekir. Şimdi başkanım da onu biliyor. Ama tabii burada bir motivasyon olarak kullanıyoruz biz bunu. Ama aslında arabulucu, çoğunuz arabuluculukla veya arabuluculukla o eğitimi almış veya arabuluculukla biraz ilgilenmiş olan meslektaşlarım tabii bileceklerdir. Arabulucunun tarafları anlaştırma, uzlaştırma gibi bir fonksiyonu yok. O şekilde müdahale etmesi zaten tersine yanlış bile olur. O yüzden arabulucunun kriteri sonuçta süreç sonunda anlaşmaya varılması değildir başarı kriteri. Siz arabulucu olarak tarafları uygun bir ortamda karşılıklı birbirlerini dinler vaziyette oturtup o oturumu yönettiyseniz bu sizin başarılı olduğunuz anlamına gelir ama başlangıçta özellikle bu kriterler konuşulacak. Bir de tabii şöyle bir şey var. Siz arabuluculuk yapıyorsanız ve %1 sizin yaptığınız arabuluculuk oturumları sonucunda bir anlaşmaya, uzlaşmaya varılıyorsa bunda da bir yanlışlık var demektir. Belli bir şeyin altına da düşmemesi gerekir. Bu da arabulucunun işte tıkanan müzakereleri açma yeteneği. Yani illa bir taraftan bir tarafa ağırlık koymak gerekmez ama
karşılıklı müzakerenin tıkandığı bir yerde, bu da eğitimlerimizde var. Sizin onu açacak yolları, yöntemleri de bilmeniz, taraflara bu şekilde yol göstermeniz gerekir. Sonuç olarak bizim ciddi bir arabuluculuğun, özellikle zorunlu arabuluculukta, aslında konu başlığımız zorunlu arabuluculuk, pek onu konuşmadık daha ama zorunlu arabuluculukta bize düşen görev, bu zorunlu olarak gelen dosyalarda uygulamayı tam doğru yapıp tarafların zihninde hiçbir soru işaretini bırakmamaktır. Yani arabulucu, bir taraflar arabuluculuk oturumundan çıkar, anlaşırlar, anlaşamazlar. Ama burada arabulucuyla ilgili, işte arabulucu işte yaptığı bir yanlış uygulama nedeniyle işte taraftı, diğer tarafa yakındı veya işte bizi zorla anlaştırmaya çalıştı, bizi zorla anlaştırmamaya çalıştı gibi ve bunu tabii çok uzatabiliriz. Arabuluculuğu filan yapan arkadaşlarım binlerce bunun gibi şey söyleyeceklerdir mutlaka. Çünkü her olayda başka bir şey çıkabilir. Ama bu böyle bir kanıyla veya böyle bir yargıyla çıkmamaları gerekir. Burada biz arabuluculara çok ciddi bir görev düşüyor. Bunun için arabulucuların sık sık bir araya gelmeleri, Batı'da bu yapılıyor. Arabulucular, işte arabuluculuk merkezlerinin böyle faydaları da var. Bir araya gelip, çünkü her olay dediğim gibi başkadır. Yani sizin başınıza gelen başka kimsenin başına gelmemiş olabilir veya başka bir arkadaşın başına gelen, sizin hiç hayal bile edemeyeceğiniz bir olay olabilir. Bu anlamda bir araya gelip bu deneyimleri paylaşmak da çok önemli arabuluculukta. Çok fazla uzatmayayım. Zaten soru cevapta da belki başka bir şey olabilir. Bir de bir konuyu daha önemsiyorum. O şu anda çok gündemde değil. Şamil arkadaşım onunla ilgili bir makalesini gördüm. Arabuluculukta taraf vekilliği, mediation advocacy deniyor Batı'da. Hatta bununla ilgili ben de bir çalışma yapmaya başladım ama beceremedim bitirmeyi. Yani bu İngiltere'de, Amerika'da çok var bununla ilgili kitaplar. Ama tabii hukuk sistemi farklı olduğu için ve kitaplar genellikle böyle örneklemeli olduğu için oradan alıp buraya uyarlamak çok kolay olmuyor. Belki de baştan yapmak çalışmayı daha kolay. Ama bizim için önemli bir konu da, biz Ankara Barosu olarak bununla ilgili birkaç çalışmayı çok geçmişte yaptık. Sonra bir ara dönemde o zamanki yönetim bunu çok önemsemedi. Bir ara verildi ama yeniden bunu yapmak istiyoruz. Şimdi arabuluculukta Hakan Bey 3 avukat kazanır dedi. Şu anda öyle bir şey yok tabii Hakan Bey. Çünkü bizde böyle bir araştırma gördüm ben. İstanbul'da uyuşmazlığın taraflarının avukattan hizmet alma, avukattan danışmanlık alma oranı ile ilgili bir şey var. Belki siz mi söylediniz bilmiyorum. En yüksek olduğu il İstanbul, o da %20'li bir şey. Yani 5 tane uyuşmazlıktan birinde konu avukata götürülüyor. İşte mali müşavirler çok biliyorlar her şeyi, onlara götürülüyor ve onlar daha böyle el altındalar. Müvekkiller kendileri de çok biliyorlar her şeyi, o yüzden avukata ihtiyaçları yok. Dolayısıyla bizim bu kanun sürecini hatırlarsınız, onu da biz söyledik, önerdik. Yani arabulucu hukuk mezunu olması gerekmesin, üniversite mezunu herkes arabulucu olsun dediğimizde ben de önerdim. O zaman taraflar avukatla gelsinler arabuluculuğa dedim. Çünkü burada hukukun uygulanması alanında bir problem var. Taraflar yeterli hukuki bilgiye sahip değil. Zaten o yüzden avukat veya hukuk fakültesi mezunu arabulucu oluyor. Tamamen olmayacak, hukuken uygulanamayacak bir şeye meydan vermemek için, bir anlaşmaya meydan vermemek için. Burada bizim taraf vekilliği olarak arabuluculuğu da yavaş yavaş tanıtmamız gerekir. Yani arabuluculukla avukatlık aslında içerik olarak birbiriyle çok örtüşen şeyler değil. Çünkü bizim hukuk eğitimimiz, avukat olun, hakim olun, savcı olun, hangi alanda olursanız olun, bizim önümüze bir olay geldiğinde biz hemen şu mantıkla bakarız. Burada kim haklı, kim haksız? İşte bir müvekkil adayıysa, ha burada ne kadar haklı? Burada onu ne kadar haklı çıkartabiliriz? Biz hep böyle bir, yani bu nedir? Bir yargıdır. Bir yargıya varırız, kafamızda olayı tartarız. Bir taraf haklı, bir taraf haksız yaparız. Bu arabuluculuk için tamamen ters bir mantık. Arabuluculukta hiç böyle düşünmeyeceksiniz. Karşınıza gelen olayda tamamen tarafsız duracaksınız. Bunu aklınızın gerisinde yapsanız bile bu sizin tavrınıza, davranışınıza yansıyabilir. Başarısız olmanıza neden olabilir arabulucu olarak.
Tabii insani olarak ve hukuk eğitimi almış olarak bunu büyük ihtimalle hepimiz yapıyoruz, yapacağız. Ama bu kişilikle de ilgili bir şey. Yani öyle meslektaşlarımız var ki hiçbir şekilde arabuluculuk yapamazlar. Ve bu da onları eğitimi alabilirler. Denediklerinde diyeceklerdir ki ya ben bu arabuluculuk bana göre değil diyecek de çok kişi çıkacaktır. Bu da çok doğal. Dediğim gibi bizim aldığımız eğitime aslında kısmen ters olduğu için. Ama Hakan Bey'in söylediği diğer iki kişi yani taraf vekilleri bu anlamda ciddi önem kazanır. Bir kere taraf vekili olarak müvekkilinizi gereği gibi bilgilendirme o öyle bir tehlikeden de bahsetti. Yani ben onu çok yakın tehlike olarak görmüyorum ama gerçekten hukukun iyi uygulanması bakımından avukatlara böyle bir görev düştüğünü düşünüyorum. Yani siz müvekkilinize oradaki hak sizin hakkınız değil müvekkilinizin hakkı. Dolayısıyla siz orada öncelikli olarak müvekkilin amacına ne kadar çabuk ulaşılabilir ona bakmanız gerekir. Ve bu yaklaşım aslında öyle geliri azaltıcı falan bir şey değil. Bu yaklaşım sonunda başarıyı da getirir. Çünkü gene işte önemli olan müvekkilin mutlu olmasıdır. Mutlu müvekkil yeni müvekkil getirir. Bu doğrudur. Meslekte belli bir yere gelmiş bir kişi olarak bunu ben kendi deneyimimden de söyleyebilirim. Siz bir olaydan hiçbir gelir elde etmeyebilirsiniz. Ama o olay size çok başka ve belki de oradan işte bin bir çabayla elde edeceğiniz gelirin 100 katını, 1000 katını getirecek bir olay getirebilir. Yani bunları eminim belli kıdemdeki meslektaşlarım yaşamıştır. Benim başıma defalarca geldi. O yüzden önemli olan müvekkili doğru yönlendirmektir. Bu avukatlık mesleğinin etiğinde de vardır, temelinde de vardır. O yüzden taraf vekilliği olarak arabuluculuğu da tanıtmaya başlamamız gerekir. Daha fazla eğer hani merak ettiğiniz bir şey varsa soru cevapta mutlaka yönlendireceksinizdir sorularınızı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Arakan'a çok teşekkür ediyoruz. Genel konulardan sonra şimdi özel somut bir konuya doğru evriliyoruz. Sayın Alper Bulur hocamız bize zorunlu arabuluculuk İtalya modeli ve öğretinin bu konudaki aktarımlarını sunacak. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Sesim geliyor herhalde değil mi? Sesim duyuluyor sanırım. Öncelikle ben de Ankara Arabulucular Derneği'nin 1. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum ve burada sizlerle beraber olma imkanı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım Arabuluculuk Kurumu'na bir arabuluculuk gönüllüsü olarak daha çok uzun yıllar katkı sağlayacağını düşünüyorum ve temenni ediyorum derneğimizin. Arabuluculukla ilgili ben tabii çok konuşuldu birçok şey Hakan Bey de Seçkin Bey de. Yine şöyle çok da fazla tekrar düşmeden birkaç şey söylemek istiyorum. Hakan Bey'in de ifade ettiği gibi arabuluculuk adalete erişim dediğimiz kavramın içerisinde yer alıyor. Adalete erişim biliyorsunuz son yıllarda özellikle öğretide de lisans seviyesinde çok geniş anlamda ele almaya başladık. Biz de diğer ülkelerde olduğu gibi. Adalete erişim dediğimiz kavram yani iki uyuşmazlık yaşayan iki tarafın kendileri için adil olduklarını düşündükleri bir sonuca doğru, çözüme doğru yürüdükleri yola adalete erişim diyoruz. Uyuşmazlık içinde yaşayan tarafların kendileri için adil oldukları bu çözüme ulaşabilecekleri yollarda en başta müzakere geliyor hepimizin bildiği gibi. Yani tarafların karşılıklı görüşerek anlaşması. Taraflar bu müzakere sürecini sağlıklı bir şekilde yürütemiyorlarsa bu müzakere sürecinde onlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracak bir üçüncü kişiden yardım alabilirler. Arabuluculuk dediğimiz sistem. Veya tahkim yargılamasını tercih edebilirler veya devlet mahkemesindeki yargılamayı tercih edebilirler. Bütün bunlar adalet erişim dediğimiz geniş anlamda değerlendirdiğimiz kavramın bir parçası. Adalet erişim çok önemli Hakan Bey'in dediği gibi. Arabuluculukta bizim açımızdan adalete davaya nazaran veya yargılamaya nazaran diyelim tahkime devlet mahkemesindeki yargılamaya nazaran avantaj taraflar getiriyor. Dolayısıyla tercih edilen son yıllarda yurt dışında önemli işlevsel fonksiyonu olan konulardan bir tanesi. Tabii ki bizim ülkemizde de 2012 yılında kabul edilip 13'te uygulamaya giren arabuluculuk ihtiyari olarak yürütülüyor şu an mevzuata göre. Bizim yine mevzuatımıza baktığımızda arabuluculuğa başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya sonlandırmak taraf iradesine ait. Arabuluculukta 3 aşamalı iradilik var. Girişte iradilik, devamında iradilik ve sonuçlandırmada iradilik. Şimdi yurt dışındaki örneklere baktığımız zaman tabii konumuz zorunlu arabuluculuk olduğu için bölgesel anlamda lokal olarak ve belirli konularda aslında arabuluculuk benzeri barışçıl çözüm yöntemlerinin zorunlu tutulduğu uygulamaları gördük.
özellikle kıta Avrupa'sından bahsediyorum. Mesela Almanya'da bazı eyaletlerde, Bavyera eyaletinin örneğin veya bazı diğer eyaletlerde miktar bazlı 600 euro, 750 euro gibi miktar bazlı zorunlu uzlaşmanın öngörüldüğü dava öncesi aşamada süreçleri gördük, olduğunu takip ettik, okuduk, yazdık hepimiz. Ama kurumsal olarak ilk defa kıta Avrupa'sında zorunlu arabuluculuğa geçen ülke İtalya. İtalya zaten bunu model olarak geliştirmiş ve bu modeli de diğer ülkelerle paylaşıyor. Bir nevi aslında İtalyan arabuluculuk modeli dedikleri modeli bir nevi pazarlıyorlar, reklamını yapıyorlar. Yani bu işten para kazanıyorlar.